Merhaba Ulaşım Haber izleyenleri, kıymetli takipçilerimiz. Yine bahsettiğimiz gibi yerel seçim öncesi çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor efendim. Biliyorsunuz Seferihisar Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkan aday adaylarımız vardı. 13 tane aday adaylarımız arasında da Deniz Bey ile beraberiz. Deniz Bey de daha önceden de belediyede de çalışmış kendisi. Siyasi kademelerde ve çeşitli bölgelerde ve öğretmen en önemlisi. Hakikaten çok mutlu olduk. Kısa bir görüşme yaptık. Sohbetimiz oldu. Çok keyifli geçti. Projelerinden bizlere de bahsedecek. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk Ezgi Hanım. Bu fırsatı bana verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Ne demek? Bu yerel seçim sürecinde öncelikle tüm aday aday arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bu bir bayrak yarışı. Bu bayrağı devralıp arkadaşlarımızdan bir tanesi götürecek ve biz diğer aday aday olan arkadaşlar da aday gösterilen arkadaşa elimize gelen tüm desteği vererek bu süreci Cumhuriyet Halk Partisi adına kazanımlarla sonlandıracağımıza inanıyorum. Çok güzel. Zaten buradaki amaç da aslında hem vatandaşlarımızı da sizleri tanıtmak hem de parti içerisinde işte ve çalışmalarınızdan kendinizi daha iyi bahsetmek için bir fırsat oldu bu şekilde yayınlarımızda. Biz çok beğendik, çok memnun olduk sizleri tanıdığımıza. Çok teşekkür ediyorum ben de. Efendim öncelikle siz kendinizi biraz tanıtır mısınız izleyicilerimize? Tabii ki. Ben 1976 yılında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde doğdum. Öğretmen bir anne babanın çocuğuyum. Ne kadar İlk öğrenimime bir köy okulunda başladım. Turgutlu'nun Dalbahçe Köyü İlkokulu'nda ilkokula başladım. Ardından Cumhuriyet İlkokulu merkezine geldim. Merkezi Cumhuriyet İlkokulu'nu bitirdikten sonra yine Turgutlu Ortaokulu'nu bitirdik. Orta öğretim süreci Turgutlu Lisesi'nde sonlandı. Daha sonra 1993 yılında Buca Eğitim Fakültesi, 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği bölümünü bitirdim. 98 yılında da Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak göreve başladım. İşte bu öğretmenlik sürecinin ardından müdür yardımcılığı, okul müdürlüğü gibi süreçlerin ardından 2017 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Denetimi ve Planlaması alanında yüksek lisansımı tamamladım. Çok güzel. Daha sonra da Milli Eğitim'den kısa bir süre ayrıldım. 3 yıl özel sektörlerde, özellikle özel okul boyutunda çalıştım. Özel okullarda okul kurum müdürlüğü, genel müdürlük, kurucu temsilciliği pozisyonlarında yer aldım. Ve daha sonra da tekrar Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına geri döndüm. Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarından ayrıldıktan sonra 2017 yılında yüksek lisansımı da tamamladım. Ve daha sonra özel sektörde yaklaşık 3 yıl kurum müdürlüğü, genel müdürlük, kurucu temsilciliği pozisyonlarında çalıştım. Ve daha sonra da 2020 yılında belediyecilik sürecim başladı. Belediyeciliğe Selçuk Belediyesi'nde başladım. Selçuk Belediyesi'nde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü görevini yaptım. Daha sonra kısa bir süre başkan yardımcılığı görevini yerine getirdim. Daha sonra da 2021 yılı sonlarında Seferihisar Belediyesi'ne geçiş yaptım naklen. Ve Seferihisar Belediyesi'nde de Ruhsat Denetim Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve ardından da burada da personel çalıştım. Daha sonra da Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde müdür çok vekili güzel olarak bu sürecimi tamamladım. Ve 1 Aralık tarihi itibariyle de Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında belediye başkan adayı olarak karşınızdayım. Çok güzel, hayırlısı olsun diliyoruz. Çok teşekkür öncelikle ediyorum, Deniz çok Bey. Sağ olun. Yani aslında bu çok önemli, eğitimcisiniz. Yani birçok çeşitli alanlarda, kademelerde yer almışsınız. Ne kadar güzel bir şey. O deneyimlerinizi de yine belediyede, belediyecilikte yaptığınız çeşitli kademelerde de tekrar da bunu gözlemleyebiliyoruz. Peki neden başkan olmak istediniz? Böyle bir aday adaylığı girişiniz oldu. Yani Seferihisar'da burada da 1,5 yıldan beri sanıyorum görevdesiniz. Belediyede de çalıştınız. Yaklaşık 2 yıl oldu. 2 yıl oldu. Bu süreçte yani belediyenin mevcut çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Başkanlık olmak nasıl başladı? Böyle bir aday adayı çıkışınız bize bu duruşu da anlatır mısınız? Evet tabii ki. Seferihisar'da uzun yıllar ben özel sektörde ve eğitim sektöründe de çalıştım. Ve ardından belediyeciliğe başlayarak belediye kadrolarında yönetici olarak ağırlıklı olarak çalıştım. Dolayısıyla bütün bu süreçleri birleştirdiğinizde bu hayat döngüsü içerisinde vatandaşın ihtiyacı olan hizmetlerin farkındayım öncelikle. Bununla beraber de her ihtiyaç noktasında gerekli politikayı oluşturabilecek ve hizmete dönüştürülebileceğimi düşünüyorum. Bugüne kadarki yaşadığım süreçlerde bunu deneyimledim ve bunu artık Seferihisar'da kullanmak istiyorum. Öncelikle Seferihisar coğrafi konum olarak baktığımızda İzmir'in ve Yarımada'nın
en avantajlı konumunda. Gelişme potansiyeli çok yüksek. Evet. Ancak arz edilen seviyede olduğunu düşünmüyoruz. Tamam, ve ben de bu noktada Seferihisar'ı bulunduğu konumdan çok daha ileriye götürebileceğimi düşünerek, bu potansiyeli ortaya çıkararak, yani Ege'nin gözdesi olmuş bir ilçeyiz. Avantajlarımızı şöyle bir hızlı bir şekilde baktığımızda, işte iklimimiz, turizmimiz, büyük şehre yakınlığımız, verimli topraklarımız, Seferihisar'da çok ciddi bir potansiyel. Bu potansiyelleri parlatmak ve ardından da Seferihisar'ı çok daha iyi bir noktaya getirebileceğimizi düşünüyorum parlatarak. Evet. Çünkü Seferihisar'da bir potansiyel var. Daha önce yapılacak çok hizmet var Seferihisar için. Bu hizmetleri de ben layıkıyla yerine getirebileceğimi inancım tam. Dolayısıyla ben Seferihisar'dan güvenli, huzurlu, yaşam refahının yüksek olduğu bir Seferihisar için bu deneyimlerimi kullanmak, aynı zamanda da katılımcı, adil, sürdürülebilir bir gelecek için Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olarak bunları hizmete dönüştürebileceğimi düşünüyorum. Bu yüzden Seferihisar Belediye Başkanlığı'na aday adaylığımı koydum. Evet, peki göreve geldiğinizde, adaylık süreci geldiğinde, yani yerleştiğinizde, kazandığınızda Seferihisar'da ilk neyi değiştireceksiniz? Yani en önemli ilk projeniz ne olacak? Seferihisar'da en önemli ilk projem, dediğim gibi Seferihisar Ege'nin ve Yarımada'nın parlayan bir yıldızı. Ve bu yıldızda benim gördüğüm en önemli noktalardan bir tanesi Ürkmez'deki sahil bandı ve Akarca'daki sahil bandı. Evet. Yani daha doğrusu deniz turizminin tekrar hareketlendirilmesi. Yani Seferihisar'ın denize çok yakın birçok plajı var. Tabii. Doğal plajları var. Bunu bir şekilde ortaya çıkarıp turisti öncelikle Seferihisar'a çekmek ve Seferihisar'daki farkındalığı artırmak. Ve yapacağımız projelerle de bunu sürdürülebilir hale getirmek. Çünkü belediyecilikteki bence en önemli konulardan bir tanesi yapılan projelerin sürdürülebilir olması. O yüzden Seferihisar'da tespit ettiğimiz konularla ilgili sürdürülebilir politikalar belirleyerek ekibimizle birlikte, öncelikle bu ekip çalışması burada çok önemli. Ekiple birlikte bu politikaları belirleyip, bu politikaların üzerine gidip sürdürülebilir politikaların oluşturduğu vizyoner bir Seferihisar ortaya çıkarmak. Şimdi Deniz Bey, gerçekten şöyle, bize Seferihisar'da bir yaşayan olarak, hani böyle çok uçuk bir projelerde aslında bir beklentisi yok ilçenin. Buradaki halkın daha böyle yaşam kalitesinin yüksek olacağı, yani beklentilerinin sağlanabileceği, aslında böyle çok standart bir istekler söz konusu. Biz halktan aldığımız dönüşler neticesinde bunları görüyoruz. Örneğin işte bahsi geçen bir çocuk parkı, işte ne bileyim işte hayvanseverlerin tutabileceği işte bu hayvan barınaklarının mevcut bakımları, sosyal çevre, bir sosyal hizmet alanları, işte belediyeye ait olan bir tesisler, tarım alanında ilerleme. Ya hakikaten bu süreçler hani bir 5 yıl içerisinde gerçekleştirebilecek projeler olduğunu düşünüyorum. Siz de anladığım kadarıyla bir takım eksikleri gördünüz ki böyle bir adaylığı çıkışlarınız gerçekleşti. Peki burada en önemli bahsi geçen yine projelerinizden bir kısımda bahsettiğiniz ama bu Seferihisar'ın bu artan nüfusunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani kontrolsüz bir şekilde, malum tabii ki bir deprem bölgesi olduğu için de bir göç de aldık biz bu tarafa, Anadolu'dan gelen kişiler tarafından da. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem dedim sizden öyle bir bilgi almak istedim. Evet, yani şöyle istatistik olarak baktığımız zaman 2009 yılından bu yana özellikle artış, nüfus artışına baktığımızda, bunu seçmen boyutunda da değerlendirdiğimizde yaklaşık 2009 yılında 8 bin seçmen varken 2019 yılında bu seçmen sayısı 33 bine çıktı. 2019 ile 23 arasında şu anda 45-46 bin seviyelerine geldik. Yani çok ciddi bir göç alıyoruz. Evet. Bu bir gerçek. Ve eğitim sektöründe de baktığımızda öğrenci sayısındaki artış bunu karşılamıyor. Demek ki anlaşılan şu ki Seferihisar'a alınan göç nitelikli ve 18 yaş üstü bir göç. Evet. Dolayısıyla Seferihisar'da 18 yaş üstü diyebileceğimiz, hatta büyük bir oranı emekli göç alıyoruz. 65 yaş üstü, 65 yaş üstü göç diyebileceğimiz. Dolayısıyla projelerimizi de gerçekleştirirken bu özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız için ve kısıtlı erişime sahip olan vatandaşlarımız için mutlaka bir yaş alma merkezi. Yaşlı bakım merkezi, rehabilitasyon gibi bir şey. Yaşlıların bir arada zaman geçirebilecekleri, sadece bakım anlamında değil, birbirleriyle iletişim kurabilecekleri, arkadaşlık, dostluk edinebilecekleri, kendi akranlarıyla bir arada bulunabilecekleri
bir ortam yaratmak öncelikle tesis onlara. Ve ardından da sadece hani bir ortamda buyurun siz burada oturun, kalkın, yiyin, için şeklinde değil. Bu vatandaşlara da aynı zamanda Seferihisar'ın doğal ve kültürel ve tarihi dokusunu da bir taraftan da tanıtmak gerekiyor, anlatmak gerekiyor. İşte bununla ilgili ne yapılabilir? Tarihi yerlerini geziler düzenlemek. İşte turizm sezonunda, özellikle yaz sezonunda denize götürmek, denizle ilgili çalışmalar yaptırmak, ne bileyim işte dalma eğitimi almak isterse bunu vermek. Evet. Yani onların ikinci baharlarını mutlu bir şekilde geçirebilecekleri bir Seferihisar haline getirmek. Tabii. Temel noktalarımızdan bir tanesi olabilir. O gezi bile hakikaten o kişilerin geldikleri zaman bir bakış açısını değiştirebiliyor. Aslında bu tarz turizm alanları da oluşturmak lazım. Ulaşımla ilgili biraz sıkıntılardan bahsediyor vatandaşlarımız. Özellikle de Seferihisar'da en büyük ihtiyaçların otopark olduğu söyleniyor. Sizin bu konudaki görüşleriniz nedir? Evet, yani bu genel tespit artık. Tüm vatandaşlarımız bunu biliyor. Yani sokakta kimle de konuşsak herkesin derdi. Şu anda aracıyla Seferihisar merkeze özellikle girdiğinde ya da yaz sezonunda deniz kenarına gittiğinde, işte Ürkmez sahiline girmek istediğinde aracını park edebileceği bir alanları yok. Şu anda bununla ilgili hani binaları yıkıp döküp tekrar otopark yapacağız. Bu ütopik bir şey. Tabii. Böyle bir şey söz konusu değil ama bununla ilgili ne yapılabilir? Tüm imar planları geleceğe yönelik olarak tekrar revize edilebilir ve bu revize sonucunda da işte otoparklarla ilgili işte belli zorunluluklar, ne bileyim binaların altında otopark zorunluluğu gibi. Tabii. Bununla ilgili arkadaşlarımızın çalışma sürecinin içerisinde ortaya koyacakları yeni projelerle beraber bu giderilebilir. Diğer bir önemli sorunlardan bir tanesi de trafik. Maalesef trafik ciddi anlamda felç. Özellikle işte cuma günleri Seferihisar merkezde yer alan pazardan kaynaklı olduğu aşikar. Vatandaşlar buraya Seferihisar'a girmek bir dert. Arabayı park edip pazara gitmek daha büyük bir dert. Çıkmak çok daha büyük bir dert. Dolayısıyla tabii trafik sorununa da mutlaka el atmak gerekiyor. Trafik sorununu da işte UKM ile bir araya gelerek işte sivil toplum örgütleriyle, vatandaşlarla, özellikle işletme sahipleri arkadaşlarla da görüşerek ortak bir akılla bu trafik sorununun çözülebileceğini düşünüyorum Seferihisar'da da. Evet, çok güzel. Ha, bu arada şey de sormuştunuz. Hani gelen genç nüfustaki ne yapılabilir? Tabii genç, Z kuşağına baskı geçecek. Hep 65 yaş üstüyle ilgili söyledik ama bir de gençler var, evet, çocuklar var. Bunlarla ilgili ne yapılabilir boyutuna geldiğimizde en önemli şeylerden bir tanesi çocuklar. Ben eğitim kökenli olduğum için bunu çok rahat söyleyebilirim. Çocuklar oynayarak öğrenir. En iyi öğrenme yöntemi oyundur. Dolayısıyla oyun alanları da parklardır. Park peki bizim hep bildiğimiz bir standart parklar var. Salıncak, yine tatravalli, kaykay gibi bir şeylerden ibaret mi? Hayır, kesinlikle. Olacak. Planlamalarınız nasıl? Kesinlikle. Dediğiniz tarzda bir park değil. Yenilikçi eğitim yaklaşımlarına uygun parklar. Yani evet, çocuk oraya gittiği zaman öğrenmeyi de öğrenecek. Bir parkur alanı oluşturulacak. Aynen, aynen. Yani ve bölgesel olarak bu ihtiyaçlara göre de değişecek. Evet. Küçük çocuklar için de, daha küçük çocuklar için de, özellikle çalışan ailelerin, anne babaların çocukları için de kreşler. Ama bu kreş dediğimiz de şöyle bir şey değil. İşte bir tane öğretmeni koy, bir tane de yanına yardımcı koy. İşte burası kreş. O anlamda bir kreş değil. Gerçek anlamda Milli Eğitim Müfredatına uygun çocukların yetiştirildiği. Evet, masal evleri vardı Seferihisar'da buna benzer ve çocuk belediyesi var biliyorsunuz. Masal evleri tarzının biraz daha semtler bazında, evet, yaygınlaştırılması. Daha etkinlikli, daha yaratıcı faaliyetler. Şeye uygun hale getirerek, müfredata uygun hale getirerek. Yani müfredat çalışmasını da bir taraftan yaparak. Bunun için de temel noktalardan bir tanesi yine benim öngördüğüm sosyal etkinlik merkezleri kurmak. Yani bu kreşleri de sosyal etkinlik merkezinin altında birleştirmek. Sosyal etkinlik merkezi derken de şunu kastediyorum. Mesela Ulamış bölgesinin sosyal etkinlikteki ihtiyacı ne? Tiyatro. Örnek veriyorum. Evet. Ulamış'ta tiyatro alanıyla ilgili bir sosyal etkinlik merkezi kurmak. İşte Ürkmez'de sporla ilgili bir merkez kurmak. Sığacık'ta işte balıkla balık tutma, olta balıkçılığıyla ilgili bir merkez kurmak gibi projelerimizi, evet, daha genişleterek aslında
Şimdi gerçekten projeleriniz güzel bu anlamda. Aslında aklın yolu bir, vatandaşların da istedikleri ölçüde talepler. Aslında bir de en büyük soruna değinmek istiyorum. Bunu aslında tüm aday adaylarımıza soracağım. Şimdi Seferihisar'da aslında bir işsizlik var, bir de iş beğenmemezlik var. Dolayısıyla belediyede de bir iş kapısı hale gelmiş durumda. Hı hı. Ve ciddi bir kalabalıklaşıyor nüfus ve insanlar da hani iş bulamıyor. Gençlere yönelik istihdama ile alakalı ne gibi çalışmalarınız olacak? Yani bununla ilgili tavsiyeleriniz ne olur? Nasıl yönlendirebilirsiniz? Şimdi öncelikle şunu belirtmem lazım. Seferihisar artık 2023 yılı başı itibariyle C8 sınıfı bir ilçeden C9 sınıfı bir ilçeye geçiş yaptı. Evet. Ya bu da anlamı şu. Nüfus 50 bini geçtiği için artık Seferihisar'da bir stratejik planlama zorunluluğu geldi. Ve stratejik plan doğrultusunda önümüzdeki 5 yıl Seferihisar yönetilecek. Şu ana kadarki süreçte stratejik plan olmadığı için işte birimlerin veya müdürlüklerin, başkanın planlamaları doğrultusunda, yıllık planlamaları doğrultusunda giderken artık bu planlama 5 yıllık ve denetimler de tamamen bu plan doğrultusunda yapılacak. Bu planlamayı yaparken de planın gerçekçi ve kurumsal yapıyı güçlendirecek nitelikte bir plan olması lazım. Evet. Bizim işte burada sizin sorunuz devreye giriyor. Ne yapılabilir? Şu anda belediye bir iş kapısı noktasında demiştiniz. Seferihisar Belediyesi'nin ve belediye bağlı jeotermal arınım şirketinin idari ve mali yapısının öncelikle güçlendirilmesi gerekiyor. Bu nasıl güçlendirilebilir? Kurum içi tasarruflarla bu işe başlanabilir. Ve ardından da finansal kaynakları doğru kullanarak, işte ne olabilir bu finansal kaynaklar? Hibeler, teşvikler, kredileri doğru yöneterek kentin idare edilmesi. Bu pozisyonlarda kurumsal yapıyı destekleyecek ve idari bir mali yapıyı da güçlendirecektir. İş sağlığının açılmasıyla ilgili dediğimizde beyin göçünde bu durumda göz ardı etmememiz gerekiyor. Seferihisar'da şu anda öğrencilerimiz liseyi bitirdikten sonra bir an önce başka yerlere geçişler yaparak beyin göçüyle gidiyorlar. Tabii. Bunları bir şekilde biz Seferihisar'da tutmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Bir defa üretim, pazarlama ve hizmet sektörlerinin kapasitesi artırılmak zorunda. Dolayısıyla bu üretim, pazarlama, hizmet sektörü derken çok da kısıtlı kalmamak lazım. Gelişen teknolojiyi de göz önüne alarak bu teknolojik şartlara uygun pazarlama, işte üretim, hizmet sektörünün bu teknolojiye uygun hale getirilmesi, işte hizmet sektöründeki işletmelerle görüşerek hangi alanlarda ihtiyaçların olduğunu tespit edilip bu alanlarda meslek edindirme kursları açarak da bu yapılabilir. Ya da yani kalifiye eleman bulmak şu noktada çok sıkıntı. Eskiden mesleki okullar vardı. Hani daha çok yaygınlaştırılmıştı. Şu anda da yine mevcut da var. Ama nedense biraz daha en aza indirgedi. Dediğiniz gibi çoğu kişiler üniversite mezun olduktan sonra iş bulamama olduğu için de ilçeyi terk etmeye başlıyor. Çeşitli yerlerde yaşıyorlar. Bu da bu noktada yaşlı nüfusun artmasına sebep oluyor. Ya bölgemiz biz biraz önce konuşurken de dile getirdik. Çok potansiyel var bizim bölgemizde. Yani tarım, turizm diye başladık. Bu potansiyellerin hepsini tekrar gözden geçirilerek yeni bir, özellikle STK'larla bir araya gelerek yeni bir süreç ortaya koymamız gerekiyor. Ama bu ortak akıllı olacak bir şey. Yani ben şunu yaparım, ben bunu yaparım, işte benim doğrum şeklinde değil. Sonuçta burada Seferihisar kazanacak. Seferihisar kazanacaksa da kararı Seferihisarlılar birlikte verecek. Evet. Süreç bu şekilde ilerlemeli diye düşünüyorum. Halkın karşılığı, işte vatandaşın istekleri doğrultusunda bir çalışma yapılabilir. Şimdi şöyle de bir durum var. Biliyorsunuz Seferihisar çok fazla büyüdü, evet gelişti. Bir noktada hizmet alanlarında bir çağrı merkezi var aslında belediyenin ama zannediyorum ki bu çok fazla yeterli olmuyor. İhbaratları vesaire ve bize de medya olarak da çok fazla bununla ilgili işte şikayetler, memnuniyetler de geliyor. Sizin bu noktadaki çalışmalarınız nasıl olur? Yani halkla doğrudan iletişime geçme, haberleşme kaynağınızı nasıl sağlayacaksınız? Öncelikle halkla iletişime geçmek için muhtarlıkları çok aktif olarak kullanmak gerekiyor. Biliyorsunuz belediye bünyesinde olan bir muhtarlıklar müdürlüğü var. Evet. Bu muhtarlıklar müdürlüğünün çok aktif olduğunda, çünkü halkın birinci derecede dokunduğu kişiler muhtarlarımız. Tabii. Sürekli yüz yüzeler, her türlü imkanlarını onlara dile getiriyorlar.
Bizim de muhtarlardan gelecek olan bu verileri çok hızlı bir şekilde hizmete dönüştürüp geri döndürmemiz gerekiyor. Ve muhtarlarımız da artık teknolojinin ilerlemesiyle beraber, işte eskiden muhtarlığa gidip bir ikametgah alırdık. Şu anda öyle bir şey yok. İkametgahı E-Devlet üzerinden alıyoruz. Yani bütün işlemler aslında E-Devlet üzerinden olmaya başladı. İşte yerel yönetimde de biz tabandan başlayarak bir sinsile şeklinde yukarıya doğru herkesi aktif hale getirerek yapabiliriz diye düşünüyorum. Ve bu birinci yöntem. İkincisi, artık teknoloji çok ilerledi. Evet. Bu ilerleyen teknolojinin içerisinde işte çağrı merkezleri dediniz. Bu artık dünyanın bir gerçeği. Tabii. Ama önemli olan burada çağrı merkezinden gelen verilerin kısa süre içerisinde taleplerin yerine getirilmesi. Yani talebin alınmasından ziyade sonuçlandırılması. Önemli olan kısım burası. İşte bu sonuçlandırma kısmı da ekiple olacak bir süreç. Doğru ekiple olacak bir süreç. Ekibi doğru olarak yönlendirdiğinizde bunların hızlı bir şekilde vatandaşın sorunlarının ortadan kaldırılabileceğini düşünüyorum. Anlıyorum. Gerçekten verdiğiniz bilgiler o konuda çok kıymetli. Yani aklın yolu bir aslında. İstenilen şeyler ortada. Kişiler hani bu noktada daha böyle iletişim sağlayabileceği, hemen telefonla ya da ulaşabileceği bir belediyecilik istiyor aslına bakarsanız. Evet, şu an mevcut bir belediye başkanıyla da hani iletişim sayesinde bir şekilde belki çözüm ulaşılıyor ama sizin de bu verdiğiniz bilgiler çok kıymetli efendim. Diğer projelerinizde mesela en önemli hayata geçirecekler alternatif neler düşünüyorsunuz? Çalışmalarınız neler olacak? En önemli projeler dediğim gibi Seferihisar'ın tanıtımı. Yani bundan önceki süreçte işte 2009-19 yılları arasında Tunç Başkanımız bu konuyla ilgili çok ciddi bir süreç yönetti ve Seferihisar'ı tanınır hale getirdi. İsmail Başkanımız bu süreci devam ettirdi. Dediğim gibi konuşmamızın da içerisinde bu bir bayrak yarışı. Dolayısıyla onlardan gelen, hatta daha önceden mevcut çalışmış olan belediye başkanlarımızdan gelen süreci alıp biz Seferihisar'ı öncelikle daha tanınır hale getirmemiz gerekiyor. İşte tanınır hale getirdiğimiz zaman ne olacak? Seferihisar turizm bölgesi. Turizm, kaliteli bir turizm yakalamaya başlayacağız. Şu anda işte Seferihisar'da Ürkmez bölgesine örnek verelim. Ürkmez bölgesinde turizm anlamında sadece günübirlik turizm şu an için ön planda. Evet, ve çok bakir turizmi, bir yer. Yazlıkçı turizmi dediğimiz turizm ön planda. Ama bu olmamalı. Yani orada da artık kalıcı, sahil şeridinin, özellikle Ürkmez sahil şeridinin, işte yolun altında kalan dediğimiz bölgenin sokak sağlıklaştırılmasından geçirilerek, plajın da düzenlenerek, halkın kullanımına daha uygun hale getirerek. Kesinlikle. Ciddi bir görüntü kirliliği var o bölgede ne yazık ki. Yani aslında oranın faaliyete geçmesi, hakikaten bahsi geçen anlattığınız gibi Türkiye'nin çok sayılı yerlerinden biraz da en uzun kilometrelik bir sahil. Sahile sahip bir bölge. O yüzden o Ürkmez'in daha böyle aktif, daha canlı tutulması lazım. Evet, verdiğiniz bilgiler bu noktada çok önemli. Bir de şuna değinmek istiyorum Deniz Bey. Biliyorsunuz Seferihisar'da geçtiğimiz yıllarda, yani burası aslında birinci derecede bir deprem bölgesi. Evet. Ve bununla da ilgili sarsıntılı bir deprem de yaşadık, tsunami ile de beraberinde. Bunun önlemler nasıl alınıyor mu? Nasıl bir çalışma yapılabilir? Sizin bununla ilgili önerileriniz neler olacak? Bununla ilgili öncelikle şunu belirteyim. Deprem sürecinin ardından şu anda yapıların kontrolü daha da sıkılaştırıldı. Hangi anlamda sıkılaştırıldı? Bakanlığın çıkarmış olduğu yönetmeliklerle standartlar artırıldı. Evet. Ve bu standartlar çerçevesinde artık yeni binaların yapılması isteniyor. Ama bu bakanlığın yaptığı bir çalışma. Biz yerelde ne yapmalıyız geldiğimiz zaman? Yerelde mutlaka imar planlarımızı tekrar revize etmemiz gerekiyor. Özellikle işte kod konusunda vatandaşa binayı yapmadan önce kodunu doğru verip işte bir görselliği mimari olarak da ön plana çıkarmasını sağlayıp, yani Seferihisar'a geldiğiniz zaman bir göz rahatsız olmamalı öncelikle. Görüntü kirliliği oluşmaması lazım. Bunun yanında da binalar da tam tersi sağlam olmalı. Yani sadece görsellik değil. Sağlam bina ve görsellik. Şimdi Seferihisar sokaklarına girdiğimiz zaman çok dar. Otopark özellikle şeyden kaynaklı, araç yoğunluğundan da kaynaklı olarak araçlarda park ettiğinde artık Seferihisar sokakları geçilemeyecek noktaya geldi. İşte maalesef. Bir yeni açılacak olan imarlarda ya da mevcut imarların düzenlenebileceği planlamalarda imar planları revize edilip bunun bu şekilde önüne geçilebileceğini düşünüyorum. En az. Tabii imar planı deyince sadece binalar da değil.
İşte parklar, bahçeler, dereler, bunun hepsi içerisine giriyor. Dolayısıyla o tsunami süreci de bunun içerisinde yer alıyor. Deprem de bunun içerisinde yer alıyor. Hepsi tüm birbirine bağlantılı. Bunun içerisinde yer alıyor aslında. Yani temel noktası yine imar planlarına dönüyor. Evet, deniz kenarındaki o düzenlemeler. Aynen. Yani dediğiniz gibi görüntü kirliliği hakikaten hoş bir şey değil. Dışarıdan gelen turisti daha çok fazlasını çekmek adına görsel o noktada çok önemli. Aynen, katılıyorum sizlere. Çok güzel verdiğiniz bilgiler. Hakikaten keyifli bir sohbet. Teşekkür ederim. Umut ediyorum yolunuz açık olsun. Çok sağ olun. İnşallah güzel bir süreç olur. Yani çok kıymetlisiniz. Hem eğitimcisiniz, bir hocasınız o noktada. Her iki gözlemle de çok iyi analiz edebiliyorsunuz aslında Seferihisar'ı. Hem bir eğitimci gözüyle fizik öğretmenisiniz. Yani evet, ne kadar kıymetli. Aynen. Hem de burada belediyenin çeşitli kademelerinde görev alarak da o belediyeciliğin sürecini de çok iyi tahmin edebiliyorsunuz. Aslında yaptığınız mevcut işiniz de çok zor bir iş. Yapı kontrol yani sıkıntılı bir orada da çok fazla hani insanların agresif olma ihtimali çok yüksek bir alandasınız. Ve ona rağmen güler yüzlü hem de böyle sevilen hani iyi bir profiliniz var. Ben hakikaten tebrik ediyorum sizi Deniz Bey. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yani bu süreçte BD'deki çalışma sürecimizin içerisinde bir bürokrat olarak çalıştık. Evet. Bürokrasinin öngördüğü süreçleri de biz bürokratik halkla daha çok iç içesiniz bu noktada anladığım kadarıyla. Yerine getirdik. Tabii gelen hiçbir vatandaşımıza biz kötülük yapma anlamında bir süreç yapmadık. Sonuçta evet. Ortada bir realite var. Bu realitenin sonuçlarında, yasal sonuçlarında herkesin katlanması gerekiyor. Uyum sağlaması gerekiyor. Biz bu süreci yerine getirmeye çalıştık. Vatandaşımıza da işte gelen vatandaşımıza bu konuda biz yol gösterdik. Ne yapması gerektiğini ya vatandaşı biz burada mağdur etmeden ama başkasını da rahatsız etmesini engelleyerek evet. Bu süreci yerine getirmeye çalıştık. İsterseniz bununla ilgili ilerleyen süreçlerde daha detaylı ayrıntılı konuşabileceğimiz bir program yapabiliriz. Kesinlikle. Söz konusu Seferihisar için bizler aynen. De en iyi şekilde tanımlamak, burayı da en iyi şekilde tanıtmak için varız. Ben verdiğiniz bilgiler için tekrar çok teşekkür ediyorum Deniz Bey. Bu iki yayın, yani tek yayın olarak devam etmeyecek. Sizinle uzun zaman içerisinde çalışacağız inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, tekrar görüşmek ümidiyle diyorum. Hoşçakalın.